Yavaştan hamağı kurmaya başlayayım ben. Evet, ben ilk başta size hamağı göstereyim. Hamak şöyle bu şekilde geliyor. Norpek. Norpek'in bir hamağı. Şunu çıkartayım. Norpek'in hamağı. Bu şeyle sineklikli, cimdilikli bir hamak. Yani şöyle açtığınız zaman katlaması zor. Hani şunun içine koyması zor. Açınca göstereceğim çünkü neden olduğunu. Şu paketi hamakla bir. Hamak kurduktan sonra buraya ufak bir cep yapmış. Cep gibi kullanılıyor. Yani ayakkabıdır, telefondur, şarj aletidir, hani powerbank'tir falan. Onları koymak için kullanılıyor galiba buraya. Hamakla birlikte ip gelmiyor. Hani kendi ipi var. Ama yani çok az. Yaklaşık bir 20 santim falan. O yüzden hamağı aldığınız zaman ekstradan bir şey de almanız lazım. İp de almanız gerekiyor. Ben o yüzden kendim ip aldım. Yani şu şekilde. Şöyle. Hamak bu. Bu nasıl olacak? Biraz karışık bu. Alta mı gelecek? Şöyle. Aynen. Hamak bu şekilde. Herhalde bunlar bilmiyorum neden bu şekilde bir şey yapmışlar. Aslında fazla kullanışlı gibi değil. Ama işte hamak bu şekilde. Şimdi kuralım. Bakalım nasıl, rahat mı değil mi? Ben hamağı şuraya kuracağım. Şöyle ilk başta koyalım. Ama şeyin neresi? Ağzı şurası tarafı şöyle durulsun. Evet. İlk başta şu ipleri bir sıkılaştıralım. Şöyle kancalı geliyor. Düşüyormuşuz burada. Hamak göstereceğiz diye belimizi kırıyormuşuz. Ne biliyorum ben. Şöyle sık olduğundan emin olalım. Şu ağaca bağlayayım. Açılsın. Böyle yaparsak açılır, açılmaz. Nasıl açacağız? Şöyle yapalım, ha şöyle. Okay. Tamam. Şimdi tamam. Diğer ipi de karşı tarafa bağlayayım. Onu da nereye bağlayayım? Nasıl taşıyan gibi. Neyse şuna bağlayalım. Şuna bağlayayım. Aynen şuna bağlayayım. Daha garanti olur. Thank you.
Tamam. Şimdi şuradan bir geçelim. Yeterli. Fazla yüksek yapmayacağım. Şimdi ilk defa kullanacağım için düşerim falan. Hiç gerek yok. Bir yerimizi sakatlamayalım. Bir döndür şuradan bir daha. İyi ki ipi büyük aldık ya. Allah. Şuradan şimdi şöyle bağlayalım. Taptan da bağlıyor. Yanlış acaba bağlamışız ya. Şuraya mı bağlasaydık? Şöyle. Aynen. Neyse dur. Şunu şuradan bağlayayım ben de. Boy şöyle olsun. Şuradan. Şunu bir çıkartalım. Şuraya bağlasak. Olur. Yine olmadı. Onu yine oraya bağlayacağız. Şunu biraz ufaltalım. O ipi karşı tarafa bağlayacağım. Onu beğenmedim. Çok yumuk oldu. Çalılar falan var. Rahat edemem. Bu bakacağız şimdi. Şunu şuradan bir çıkıp sökelim. Yani normalde yorumlarda delikleri çadırdan daha kolay kuruluyor diyorlar. Vallahi ben nedense zorlandım ya. Ama ben ağaç seçimlerinde biraz zorlandım. Doğru ağaç seçmedim. Yumuk ağaçları seçtim. Yani yumuk, yani nasıl yumuk? Ters ağaçları seçtim. Şimdi şöyle şunun arasından geçirelim. Şu ağaç taşır beni bence. Şundan alıyorum. Böyle tutturmak lazım. Şöyle. Tamam. Hamamız tamam, hazır. Bu şekilde. O dediğim gösterdiğim ilk baştaki yer şu. Şurası. Evet, ilk denemesini yapıyorum. Çok mu alçağa bağladık lan? Evet, çok alçağa bağlamışız. Biraz daha yukarı bağlayacağız. Thank you.
Şimdi bakalım bir de. Vallahi hiç sağdan bilmiş gibi gidiyor da. Nereden sarkıyor? Vallahi hiç güven vermedi aslında bana da. Ha, ipi bağladığın yerden açılıyor. Buradan değil. Şuradan mı açılıyor acaba? Lan bir hamak kuramadık ya. Bu sefer olacak, inanıyorum. Aman aman. Böyle bekleriz. Bakalım bir. Yatak mı atmayı deneyelim. Ama bence çok iyi oldu ya. Bence tamam. Yani dışarıdan bakıldığı zaman kumaşı o kadar fazla şey gelmiyor. Hani sağlam hissiyatı vermiyor. Ama güzel. Evet, güzel. Oh. Ben şimdi eşyalarını toplayayım. Ondan sonra arabamı kilitleyeyim. Köye gidelim. Sonra biraz keyif thank you.
saniye sayacağım. Ben şimdi burada biraz kestireyim. Sonra kalkınca bir de yürüyüş yaparız. Yani biraz uyudum da yani uyuması çok güzel. Rahat. Yani sağınıza solunuza dönebilirsiniz. Dışarıdan göründüğü kadar da şey değil. Kalitesiz değil. Ben ince falan, ulaşı ince falan diyordum, hani beni taşımaz diyordum. Ama ben 110 kiloya geçkinim ama beni rahat rahat taşıdı. Öyle bir sıkıntı yok. Yani ben bu gece burada kalacaktım. Ama güneşin gazına geldim. Hava güneşli diye çok güzel olacağını düşündüm. Burası biraz esiyor. Hem üzerindeki kıyafet buna uygun değil. Hem de hamakta hiçbir şey yok. Hani şöyle altıma bir mat veya battaniye tarzı falan bir şey getirseydim yine kalırdım burada, ama hani belli bir süre yattıktan sonra hamağın kıvrım, yani ağırlıktan dolayı kıvrılan yerden böyle sırtınızda şey geliyor, soğuk geliyor. O yüzden biraz sıkıntılı. Bir şey olmaz yani. Kalınmaz. Yani en azından ben şu an uyudum kalınca. Normalde. Matınızı, battaniyenizi falan getirirseniz kalınır. Ama onu da yapacağım. Önümüzdeki günlerde bir geceye kalmayı da düşünüyorum. Ama çok rahat. Yani böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız bence hiç zaman kaybetmeyin. Hatta böyle yerlere gelirken telefonunuza diziler, filmler, takip ettiğiniz şeyler varsa, videolar varsa onları da indirin. Burada kuş seslerinin arasında çok güzel zaman geçirirsiniz. Tabii ben birazcık şeyde piknik yeri olduğu için burası gelenler geliyor buraya. Sürekli yani rahatsız oldum. Yani gelip de bir şey demiyorlar da ya işte aman yanından geçiyorlar yürüyüş yaparken. Odur budur bayağı sıkıldım yani. Şimdi biraz daha dururum zaten, kaçarım ben de. Hem kameramın şeyi bitti, pili bitti. Yanımda Allah'tan powerbank vardı. Onunla dolduruyorum şu anda. Yani şimdi hamak güzel. Hamak alınır. Hamaka 5 yıldız verdim. Yani bu arada ben bu ama trend yolunu aldım. Öyle şey falan değil. Ne bileyim sponsorlu falan değil yani, kendim aldım. Keşke sponsor olsa da. Ama sponsor değildi. İlk baktığımda 430 liraydı. İki gün sonra baktığımda 580 lira falan olmuş. Dedim daha fazla beklersem fiyat daha çok artacak. O yüzden ben de zaman geçirmeden aldım. İndirim falan vardı. İndirim kodum falan vardı benim Trendyol'da. Onunla da beraber 490 liraya falan geldi bana bu şey. Ama işte BİM'den de ipleri aldım. Onlar da 54 liraydı galiba. Tam hatırlamıyorum da 54 liraya, yanlış hatırlıyorsam o civarda o fiyatı aldım. Yani ortalama bir hemen hemen 500-550 liraya falan geldi bana bu hamak. Değer mi? Bence değer. Fazlası yani bu hafta şeyde BİM'e
Hamak da gelmiş de onu bilmiyorum. YouTube'da şey var, Beleş Gezen diye bir kanal var. O kendi videosunda şey yapmış, tanıtmış o hamada. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Oradan eğer güzelse alabilirsiniz. Şimdi ben biraz daha yatayım. Evet, şimdi hamağı toplayacağım. Şöyle hamağı bağlarken ipleri genelde böyle şey yapın. Hani tam tüyüm atmayın. Böyle bırakın. Zaten taşıyor sizi. Böyle kulaklık şeklinde. Gösteremedim. O ne ya? Neyse. Şöyle kulaklıklı şeklinde bırakın. Buradan çektiğiniz zaman direkt şey gelir. İp gelir. Şimdi yavaştan hamağı topluyorum ben. Anasını. Şuraya. Yine bir biplenecek bir yer geldi bana. Powerbank yere düştü. Yavaştan topluyorum hamağı ben. Toplarken çok şey ya, zor. Şu şeyler, ne söyleyeyim, bunlar sıkıntı yapıyor. İçine doğru. Ya bir de madem çanta yapıyorsun da çantayı niye buraya ekliyorsun? Ben zaten onu büyük ihtimalle değiştiririm. Şöyle yapalım. İşte en zor şeyi bu. Şu koca hamak şunun içine giriyor. Yani kolay yöntemi vardır büyük ihtimalle de. Ben yapamadım. Şunları da şuradan çıkartalım. Şöyle silkelim içine. Mesela bak, yerleştiremedim. Neyse, fazla şey kalmadı şu dışarıda. Çantamıza böyle koyalım.
O da tamam. Şimdi diğer ipi halledeyim ben. Bak mesela bu buradan zor çıkacak çünkü... Aa yok, kolay çıktı. İp açılmış çünkü. Ha, ilk başta ondan kaydı bu. İlk başta düşürdüm ya. Atık aletinin dediği gibi. Çiçek toplamaya gideyim ben bir. Atık ailesi de YouTube'da fazla izlenen bu tarz videolar yapıyor. Benim de takip ettiğim bir YouTube kanalı. Özgür abi efsane. Özgür abi, Candar Özgür abi. Şimdi çayımız soğumuş mu? Bir bardak daha içeri soğumamış. Ben de sen soğuk seviyorum. Hemen doğadan bir tane kaşık da bulalım. Çantamıza yerleştirmek lazım. Tepede ablaların çiçek toplamaya gidiyor. Çay soğumuş. Ben şurada çantamı doldurayım. Yerleştireyim. Şimdi biraz yürüyeceğim. Buranın size bir manzarasını göstermek istiyorum. Yani buraya bence gelmelisiniz eğer İzmir'deyseniz. Snakehead. Çok güzel kamp atılacak bölümleri var, alanları var.
Şöyle manzarası var. Şöyle. Efsane. Ben şimdi burada birkaç tane fotoğraf çekeceğim. Onları da Instagram adresimden bakabilirsiniz. Onu da şuraya alt kısma falan eklerim. Manzarası böyle. Ya bu videonun aslında içeriği bu şekilde olmayacaktı. Başlıkta gördüğünüz gibi hamakta bir gece kalacaktım. Ama ekipman eksikliğinden dolayı, güneşe inanmadığından dolayı bu şekilde olacak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolarımda da gelmesini istiyorsanız kanalıma bir abone, bir like, yorum da yaparsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.